This time round, Fenerbahçe officials said it with flowers as the Reds touched down in Istanbul. The third game of the Champions League and the third time Manchester United have visited Istanbul in the past 4 years. Remember, this is the only city in the world that actually bridges two continents. We're here at the top of the Players Hotel in Europe, yet the Reds will play their match against Fenerbahçe across the sea in Asia. Meanwhile, there's plenty of time to relax. Despite the calm, there were fitness worries. Gary Pallister yet again was struggling, and so too was Ryan Giggs. It's been the way of things just recently. Though the manager, as always, was in irrepressible form. Sweet left foot. Fenerbahçe are the best supported club in Turkey. They have an impressive array of trophies. And their president, Ali Sen, has big plans for the Fenerbahçe future. Fenerbahçe is the biggest club in Turkey. They have 25 million fans. I'm an ambitious man, yes. And we want to be number one in Europe, and we will. If not this year, then next. Ünlü, şöhretli bir takım. Dünyanın dört bir yanında taraftarı olan bir takım. Ama Manchester United kendi sahasında aslan, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. İşte zorlu karşılaşma başladı. Haydi hayırlısı diyoruz Fenerbahçe için. Okocha köşe atışını kullandı. Kusen'in kavuruşu. Kaleci Schmeichel'in üstüne gitti top. Tuncay, şimdi Bülent. Ondan Okocha. Okocha basını verdi. Kostadinov. Okocha şut pozisyonunda. Okocha. Vuruşunu yaptı. İyi geliyor Fenerbahçe Manchester United üzerine. Gol için geliyor. Tehlikeler yaratıyor. Okocha. Golic. Okocha. Atağımız devam ediyor. Jongsen uzaklaştırmaya çalıştı. Top Fenerbahçe'de. Kemalettin. Hök ve atak yönü yine sol kanat. Ali İbrahim. Kostadinov. Golic. Onun girişi. Fenerbahçe iyi oynuyor Manchester United karşısında. Okocha'ya doğru. Okocha. Ceza sahasında. Okocha kurşunu da karşıya gidiyor. Okocha çok güzel sıyrıldı Jongsen'den. Ama vuruşunda top direği bir karış yanından dışarı gitti. Okocha Manchester United'ların yüreğini ağzına getiriyor. İşte Okocha'nın şutu bir kez daha izledik. Neville. Ali İbrahim ilk pozisyonda topu kontrol etti. İkinci pozisyon. Buck'la mücadelesi. Nicky Buck sıyrıldı Ali İbrahim'den. Şimdi Cantona topla buluştu. Cruyff offside var mı yok mu? Rüştü. Çok iyi kurtardı. Topu kornere çeldi. Bravo Rüştü. İlk 10 dakikadan sonra 10. dakikayla 25. dakika arası 15 dakikalık süre içerisinde sağlı sol ataklarla Manchester United karesinden attı. İşte bir atak daha. Okocha ceza sahası sokuldu. Yine garip hareketler. Okocha yerden ortaya doğru bıraktı ama son anda Manchester United savunmasında ön bir topu ayak koydu. Fenerbahçe'nin tek golünü kazandıran oyuncu Hök 40 metreden denemek istedi. Jongsen, Cantona tek top oynadı. 2'ye 3 olduk şimdi. Çabuk koştuk geriye. Uçak kademede bu arada top ağlarımızda. Rüştü. Beckham'ın şutunda engelleyemedi topu. Açısı dardı Beckham'ın. Ama bu pozisyonda Rüştü topa uzanamadı. Savunma ayak koyamadı. Beckham'ın attığı golle Manchester United karşılaşmanın 55. dakikasında 1-0 öne geçti Fenerbahçe karşısında. İşte Beckham Liverpool maçında da
galibiyet golünü atmıştı. Manchester United takımının orta alanda oynamasına rağmen goller atabilen bir futbolcu, gole yakın bir oyuncu. İşte Uche'nin kontrolünde ama Rüştü Okocha şu ana kadar gole yakın taraf Fenerbahçe'ydi ama golü Manchester United buldu. Costadino bıraktı, Okocha ceza sahasında gol pozisyonu, Okocha ceza sahasında karambol, Boris penaltı oynaması lazım. Hakem Diaz Vega devam diyor. İşte Okocha bu pozisyonda top Pallister'dan döndü. Karambol Okocha hata sürüklemeye çalıştı. Daha sonra Boliç geldi. Az önceki pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Cantona arka tarafta, Beckham yine boş. Cruyff, Solskjaer, Cruyff ceza sahasında, aman vurdurtmayın. Cruyff ortaya çevirdi top ağlarımızda. Golün sahibi Eric Cantona. Bir anda 2-0 oldu karşılaşma. Manchester United ilk 45 dakikada hiçbir şey yapmadı sevgili seyirciler futbol adına. Sadece oyunu yavaşlattı. Fenerbahçe ataklarını kesmeye çalıştı. İkinci 45 dakikada da yine kontrollüydü United takımı. Ve savunmamızda yaptığımız basit hatalar Manchester United'ın 3 kez pozisyona girdiği maçta 2 gol bulmasına sebebiyet verdi. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir şey yok. Maçın bitimine 31 dakikadan fazla bir süre var. Şimdi Okocha şut pozisyonunda, Okocha çok sert vurdu. Top direk üstünden dışarıda. Savunmaya da çarptı top. Korner kullanacak Fenerbahçe. Okocha pasını verdi. Erol bir ortada, Erol'dan ön vurdu kafayı. Dışarı. Okocha vuracak topa. Okocha vuruşunu yaptı. Kaleci Schmeichel. İyi yer tuttu Schmeichel. Süratle sokuldu Cantona. Rakiplerinden de sıyrıldı Uche. Cantona sol ayağıyla vurdu bu kez. Dışarı. Uche ve hakem Manuel Diaz-Vega'nın son düdüğü 90 dakikayı bitiriyor. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz, düşünmek bile istemediğimiz bir sonuç. Fenerbahçe 0, Manchester United 2. Harry, you've said that this team, Manchester United, can win this competition. From what you've seen tonight, you feel happier with that prediction? I didn't wait the games tonight to think that. I train with them every day, and I know what we can do. We can do very well. We can win it, of course, but it's still a long way.